İsrail vatandaşlarına yönelik eylem hazırlığında olan İran casusluk çetesi geçtiğimiz günlerde yakalanmıştı, hatırlarsınız. Belki detayları ekranlarınıza getirdik. İşte o operasyonun ardından 3 suikastçı daha eyleme geçmeden yakayı ele verdi. Şimdi tüm ayrıntıları CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'dan alacağız. Arkamda bir tablo var. Evet. Yanlış suikast çetesi 17 Haziran 2022 tarihinde yakalananların evet. isimleri var burada. Evet. Sözü size bırakıyorum Nihat Uludağ. Tabii. Göksu, aslında 17 Haziran 2022 tarihinde İstanbul aslında büyük bir tehlike atlatmıştı. Neden? Çünkü İsrailli vatandaşları hedef alan İranlı suikast çetesi kıskıvrak yakalanmıştı ve operasyonda da senin de arkadaşlarımız da bakın o suikastçıların isimlerini tek tek hazırladık biz. Macit Nazire, Ali Rıza Şabadakani, Seyit Muhammed Hüseyin'i, Hasan Hasem Kani ve Meryem Muhammed'i, bunlar yakalanmışlardı. Ve hatta İsrailli bir eski bir diplomatın eşiyle aynı otelde oda kiralamışlardı bunlar ve Beylikdüzü ve Beyoğlu yapılan operasyonda yakalanmıştı. Tabii biz o dakikadan sonra hani tehlike geçmiş diye düşünüyorduk. Yani çete çökertildiğini düşünüyorduk ama meğerse öyle değilmiş ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü aslında asıl suikastçilerin de peşinde olduğunu anlıyoruz ve İstanbul İstihbarat Şubesi ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 21 Temmuz günü Taksim'de lüks bir otelin etrafında yine İsrailli vatandaşlarını takip eden, keşfeden ve suikast hazırlığında olan 3 İranlı suikastçıyı daha gözaltına aldı. Aslında buradan şunu anlıyoruz galiba Nihat Uludağ, yakalandılar ama pes etmemişler operasyonlarına, kendi içinde evet. devam etmişler evet. değil mi? Evet. Fakat yine yakayı ele verdi. Evet, yani kanlı bir eylem hazırlığında devam etmişler ki Göksu, düşünsene böylesine kanlı bir suikast eyleminin İstanbul'da yapılıyor olması Türkiye'yi siyasi alanda ne kadar da büyük bir zora sokacaktı. Bu operasyona bunun önüne geçilmiş oldu. Tabii kim var yakalan? Kevan Mecitzade, yani eylemi organize edecek kişi. Kim var? Cemal Gadakani, yani suikasti gerçekleştirmeyi planlayan kişi, yani suikastçi Cemal aynı zamanda. Ve İman Şuatzade de yine keşif işlemleri yapan, yine casusluk faaliyetini yürüten önemli bir isimdi. Ve bu 3 kritik İran casusluk çetesi üyesi, 3 kritik isim düzenlenen operasyonla kıskırığı yakalandı. Tabi operasyonda silahlar da ele geçirildi. Lazerli silahlar ele geçirildi. Bakın, 2 tabancaya takılandı. Siyah renkli lazer, 3 adet susturucu, çok sayıda mermi ve 3 adet de 7.65 mm'nin de çapında da silah ele geçirildi. Bunlar da suikaste kullanılacak malzemelerdi ve böylece başarılı bir operasyonla İranlı suikast ve casusluk çetesi tamamen çökertilmiş oldu. Çok teşekkür ediyoruz Nihat Uludağ. Takip edeceğiz bu olayın ayrıntılarını. İranlı suikast çetesinin nasıl çökertildiğini İstanbul'da güvenlik birimleri tarafından ayrıntılar CNN Türk ekranlarında diyelim. Teşekkürlerimizi bir kez daha iletelim Nihat Uludağ. Şimdi